370 sefer sayılı Malezya uçağının kayboluşu, en ünlü hava yolculuğu felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Araştırmacıları ve yetkilileri şaşırtan şey, uçağın hiçbir iz bırakmadan nasıl ortadan kaybolduğuydu. Birçok teori çürütülmüş olsa da, faciaya dair yapılan yeni keşif her şeyi değiştireceğe benziyor. Bilim insanları, lanetli uçuş hakkında ne keşfetti ve neden herkes bunu konuşuyor? Bilim insanlarının, 370 sefer sayılı Malezya uçağı ile ilgili her şeyi değiştirecek dehşet verici yeni keşiflerini gelin birlikte öğrenelim. 8 Mart 2014 gecesi saat 12.42'de Malezya hava yollarına ait bir Boeing 777 Kuala Lumpur'dan havalandı ve Pekin'e doğru dönerek 35 bin fitlik irtifaya ulaştı. Malezya hava yolları için kullanılan işaret MH'dir. Uçuş numarası da 370'ti. Uçağı birinci kaptan pilot Farik Hamid kullanıyordu. Bu, 27 yaşındaki pilotun son eğitim uçuşuydu. Yakında resmi bir pilot olacaktı. Eğitmeni, Malezya Hava Yolları'nın en kıdemli kaptan pilotlarından biri olan 53 yaşındaki Zahari Ahmet Şah idi. Kabinde hepsi Malezyalı 10 uçuş görevlisi vardı. 5'i çocuk olmak üzere 227 yolcuyla ilgilenmeleri gerekiyordu. Yolcuların çoğu Çinliydi. Geri kalanların 38'i Malezyalıydı ve azalan sırayla diğerleri Endonezya, Avustralya, Hindistan, Fransa, ABD, İran, Ukrayna, Kanada, Yeni Zelanda, Hollanda, Rusya ve Tayvan'dan geliyordu. O gece kokpitte ikinci kaptan Farik uçağı uçururken Zahari telsizlerle ilgileniyordu. Düzen standarttı. Zahari'nin telsiz konuşmaları ise biraz sıra dışıydı. Saat 1.01'de telsizde 35 bin feet'e indiklerini bildirmişti ki bu, radarla izlenen hava sahasında bir irtifaya varışın değil, irtifadan çıkışın bildirilmesi gereken gereksiz bir rapordu. Saat 1.08'de uçak Malezya kıyı şeridini geçti ve Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam yönüne doğru yola çıktı. Zahari uçağın seviyesini tekrar 35 bin feet olarak rapor etti. 11 dakika sonra uçak, Vietnam Hava Trafiği Yetki Bölgesi'nin başlangıcına yakın bir ara bölgeye yaklaşırken, Kuala Lumpur merkezindeki kontrolör telsizde Malezya 370, Ho Chi Minh 12019 ile temas kurun, iyi geceler dedi. Zahari cevap verdi, iyi geceler, Malezya 370. Yapması gerektiği gibi sayı dizisini geri okumadı ama bunun dışında iletişim normaldi. Bu, dünyanın MH370'ten duyduğu son haberdi. Pilotlar Ho Chi Minh ile hiçbir zaman bağlantı kurmadılar ya da daha sonraki bağlantı kurma girişimlerine cevap vermediler. Birincil radar gökyüzündeki nesnelerden gelen basit ham sinyallere dayanır. Hava trafik kontrol sistemleri ikincil radar olarak bilinen radarı kullanır. Bu radar uçaklar tarafından gönderilen bir transponder yani alıcı-verici sinyaliyle çalışır ve uçağın kimliği ve irtifası gibi birincil radara göre daha zengin bilgiler içerir. MH370 Vietnam hava sahasına girdikten 5 saniye sonra transponderı temsil eden sembol Malezya hava trafik kontrol ekranlarından düştü ve 37 saniye sonra uçak ikinci radardan tamamen kayboldu. Saat 01.21'di yani kalkıştan 39 dakika sonrasıydı. Kuala Lumpur'daki kontrolör ekranında başka bir trafikle uğraşıyordu ve bunu fark etmedi. Sonunda fark ettiğinde uçağın Ho Chi Minh'de menzilinin ötesinde bir yerde olduğunu varsaydı. Bu arada Vietnamlı kontrolörler MH370'in kendi hava sahalarına girdiğini ve ardından radardan kaybolduğunu gördüler. Ho Chi Minh yetkililerinin bölgeden geçen bir uçağın 5 dakikadan fazla gecikmesi halinde Kuala Lumpur'u derhal bilgilendirmesini öngören resmi bir anlaşmayı yanlış anladıkları açıkça görülüyor. Defalarca uçakla irtibat kurmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Kuala Lumpur'u bilgilendirmek üzere telefonu açtıklarında MH370'in radar ekranlarından kaybolmasının üzerinden 18 dakika geçmişti. Sonrasında yaşananlarsa tam bir kafa karışıklığı ve beceriksizlik örneğiydi. Kuala Lumpur'daki Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaybolma olayından sonraki bir saat içinde haberdar edilmesi gerekiyordu. Oysa saat 2.30'a kadar haber verilmemişti. Acil durum müdahalesinin nihayet başlatılabilmesi için 4 saat daha geçmesi gerekti. O sırada uçağın Pekin'e iniyor olması gerekiyordu. Arama çalışmaları başlangıçta Güney Çin Denizi'nde Malezya ve Vietnam arasında yoğunlaştı. Bu, 7 farklı ülkeden 34 gemi ve 28 uçağın katıldığı uluslararası bir kurtarma girişimiydi. Ancak MH370 oraya yakın bir yerde değildi. Birkaç gün içinde hava trafik kontrol bilgisayarlarından kurtarılan birincil radar kayıtları, MH370'in ikinci radardan kaybolur kaybolmaz güneybatıya doğru keskin bir dönüş yaptığını,
Malay Yarımadası boyunca yeni uçtuğunu ve Penang Adası etrafında yan yatarak ilerlediğini ortaya çıkardı. Oradan kuzeybatıya Malakka Boğazı'na ve Andaman Denizi'ne doğru uçtu ve radar menzilinin dışına çıkarak gözden kayboldu. Uçuşun bu kısmının tamamlanması bir saatten fazla sürdü ve böylece ortada standart bir uçak kaçırma vakası olmadığı görüldü. Ayrıca görülmemiş bir kaza ya da pilot intiharı senaryosuna da benzemiyordu. MH370 en başından beri araştırmacıları keşfedilmemiş yerlere yönlendiriyordu. MH370'i çevreleyen gizem, devam eden soruşturmaların odağı ve çoğunlukla da ateşli kamuoyu tartışmalarının kaynağı oldu. Kayıp, dünyanın dört bir yanındaki aileleri yıkıma uğrattı. Modern cihazlara ve yedekli iletişim araçlarına sahip sofistike bir makinenin öylece ortadan kaybolabileceği fikri, olasılık sınırlarının ötesinde bir durumdu. Bir e-postayı kalıcı olarak silmek zordur ve şebekeden uzak yaşamak kısıtlı bir girişim olsa bile neredeyse imkansızdır. Bir Boeing 777'nin ise elektronik olarak her zaman erişilebilir olması gereklidir. Uçağın kaybolması bir dizi teorinin ortaya atılmasına yol açtı. Tabii birçoğu mantıklıydı. Hepsine hayat veren kaynaksa uçağda ticari uçakların buhar olup kaybolamayacağı gerçeğiydi. Malezyalı yetkililerin bitmek bilmeyen inkarlarına ve Malezya Hava Kuvvetleri'nin düpedüz örtbaslarına rağmen uçağın garip uçuş rotasıyla ilgili gerçekler hızla ortaya çıkmaya başladı. MH370'in ikinci radardan kaybolduktan sonra 6 saat boyunca Londra'daki bir uydu iletişim şirketi olan Inmarsat tarafından işletilen bir Hint Okyanusu uydusuyla aralıklı olarak bağlantı kurmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bu da uçağın anlık bir felaket yaşamadığı anlamına geliyordu. Bu 6 saat boyunca uçağın yüksek hızda, yüksek irtifada seyir uçuşunda kaldığı tahmin edildi. Uyduda toplamda 7 bağlantı olduğu görüldü. Yolcu eğlencesi, kokpit metinleri, otomatik bakım raporları gibi sistemin amaçlanan içeriği izole edilmiş ya da kapatılmış olduğundan en ufak bir iletişim fısıltısı anlamına gelen rutin bağlantılar dikkat çekti. Bağlantılardan ikisi uçak tarafından otomatik olarak başlatılmış, diğer beşi ise Inmarsat yer istasyonu tarafından başlatılmıştı. Ayrıca iki uydu telefon görüşmesi yapılmıştı. Cevapsız kalsalar da 5 ek veri sağlamışlardı. Bu bağlantıların çoğuyla ilişkili olarak Inmarsat'ın daha yeni kaydetmeye başladığı iki değer daha vardı. Teknik analiz uçağın güneye döndüğünü neredeyse kesin olarak gösterdi. Bunu Inmarsat'ın kaydettiği ikinci değer olan patlama frekansı dengesinden biliyoruz. Basitleştirmek adına bu değerden Doppler değeri olarak bahsedeceğiz. Bu değer, uydu konumuna göre yüksek hızlı hareketle ilişkili radyo frekansı kaymalarının bir ölçüsünü içerir ve uçuş halindeki uçaklar için uydu iletişiminin doğal bir parçasıdır. Uydu iletişiminin çalışabilmesi için Doppler kaymalarının havadaki sistemler tarafından tahmin ve telafi edilmesi gerekir. Ancak telafi tam olarak mükemmel değildir. Çünkü uydular özellikle yaşlandıkça sinyalleri tam olarak uçakların beklediği şekilde iletmezler. Yörüngeleri hafifçe eğilebilir. Ayrıca sıcaklıktan da etkilenirler. Bu kusurlar belirgin izler bırakır. Doppler kayması kayıtları daha önce bir uçağın yerini belirlemek için hiç kullanılmamış olsa da Londra'daki Inmarsat 6 teknisyenleri saat 02.40'ta güneye doğru bir dönüşe işaret eden önemli bir bozulmayı fark edebildiler. Dönüş noktası Endonezya'nın en kuzeydeki adası olan Sumatra'nın biraz kuzeyinde ve batısındaydı. Bazı analitik risklere rağmen uçağın daha sonra menzilinin ötesinde kalan Antarktika'ya doğru çok uzun bir süre boyunca düz bir şekilde uçtuğu varsayıldı. Doppler verileri 6 saat sonra dik bir alçalmaya işaret ediyordu. Bu, normal bir alçalma hızından 5 kat daha fazlaydı. 7. kavisi geçtikten 1 ya da 2 dakika sonra uçak okyanusa daldı ve muhtemelen çarpışmadan önce parçaları dökülmeye başladı. Elektronik kanıtlara bakılırsa bu kontrollü bir suya iniş denemesi değildi. Uçak saniyeler içinde milyonlarca parçaya ayrılmış olmalıydı ama kimse çarpışmanın nerede olduğunu, hatta neden olduğunu bile bilmiyordu. Dahası hiç kimsenin elinde uydu değerlerinin doğruluğunu teyit edecek en ufak fiziksel bir kanıt yoktu. Kayboluşun üzerinden bir hafta geçmeden The Wall Street Journal gazetesi uydu verileriyle ilgili ilk haberi yayımladı ve uçağın büyük olasılıkla sessizliğe gömüldükten sonra saatlerce havada kaldığını belirtti. Malezyalı yetkililer sonunda açıklamanın doğru olduğunu kabul etti. Avrupa, Avustralya ve ABD'den gönderilen kaza müfettişleri karşılaştıkları kargaşa karşısında şaşkına döndüler. Malezyalılar birliklerini sakladıkları için ilk deniz aramaları yanlış yerde Güney Çin Denizi'nde yoğunlaşmıştı ve hiçbir enkaz bulunamamıştı. Malezyalılar gerçeği hemen söylemiş olsalardı enkaz bulunabilir ve uçağın yaklaşık yeri belirlenerek kara kutular kurtarılabilirdi.
Su altında yapılan arama nihayetinde binlerce kilometre ötede, okyanusun dar bir bölgesine yoğunlaştı. Her ne kadar dar bir alan olsa da okyanustan bahsediyoruz. Dar bölge de oldukça geniş bir alandı. 2009'da Rio de Janeiro'dan Paris'e uçarken Atlantik'e düşen Air France 447'nin kara kutularını bulmak 2 yıl sürmüştü. Ve o zamanlar arama ekipleri tam olarak nereye bakacaklarını biliyorlardı. Yüzey sularında yapılan ilk arama, yaklaşık 2 ay süren nafile çabaların ardından Nisan 2014'te sona erdi ve odak noktası bugün de olduğu gibi okyanusun derinliklerine kaydı. Malezyalılar görünürde tüm soruşturmadan sorumlu olsalar da, su altı arama kurtarma çabalarını yürütecek araç ve uzmanlıktan yoksundular. Bu sebeple Avustralyalılar liderliği üstlendi. Uydu verisinin işaret ettiği Hint Okyanusu bölgeleri o kadar derin ve keşfedilmemişti ki, yapılacak ilk iş, sonar araçlarının yüzeyin kilometrelerce altına sağ salim inmesini sağlayacak şekilde denizaltının haritasını çıkarmaktı. Okyanus tabanı ışığın hiç nüfuz etmediği bir karanlığın içinde yükseltilerle kaplıydı. Peki Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının en olası sebepleri nelerdir? Uçağın neden kaybolduğuna dair çeşitli teoriler bulunmaktadır. Ve bunlardan biri de kaybolmanın planlı olduğudur. Telsiz ve elektronik sessizliğin eşlik ettiği bilinen uçuş rotasının sistem arızası ve insan hatasının herhangi bir birleşiminden kaynaklanmış olması düşünülemez. Bilgisayar arızası, kontrol sisteminin çökmesi, fırtına hatları, buz, yıldırım düşmesi, kuş çarpması, göktaşı mekanik arıza, yangın, duman, kargo patlaması, pilotun kafasının karışması, tıbbi acil durum, bomba ya da savaş, bunların hiçbiri uçuş rotasını açıklayamaz. MH370'in kaybolmasıyla ilgili bir başka teori de kaptan pilot kaynaklıydı. Pilot bizzat uçağı kaçırmış olabilir miydi? Makul insanlar, bir pilotun yüzlerce masum yolcuyu tehlikeye atacağı fikrine karşı çıkabilirler. Öte yandan bu görülmemiş bir şey değildir. 1997 yılında Silk Air adlı Singapurlu bir havayolu şirketine çalışan bir kaptanın Boeing 737'nin kara kutularını devre dışı bıraktığına ve uçağı süpersonik hızda bir nehre düşürdüğüne inanılmaktadır. 1999 yılında Mısır'a ait Egypt Air'in 990 sefer sayılı uçağı yardımcı pilotu tarafından Long Island açıklarında kasıtlı olarak denize düşürülmüş ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti. 2013 yılında MH370'in kaybolmasından sadece aylar önce LEM Mozambik Hava Yolları'nın 470 sefer sayılı uçuşunun kaptanı uçağı seyir irtifasından yere çakarak 27 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının ölümüne yol açmıştı. En son vakaysa 24 Mart 2015 tarihinde Fransız Alplerine kasten çakılan ve uçaktaki herkesin hayatını kaybetmesine yol açan Germanwings Airbus uçağıdır. Yardımcı pilot Andreas Lubitz, pilotun tuvaleti kullanmasını beklemiş ve ardından onu kokpite geri almamıştı. Lubitz'in depresyon kaydı mevcuttu ve MH370'in kayboluşuyla ilgili bir çalışma yapmıştı. MH370 vakasında yardımcı pilotu olayın faili görmek zor olabilir. Kendisinin genç ve iyimser biri olduğu, yakın gelecekte de evlenmeyi planladığı biliniyordu. Geçmişinde herhangi bir sorun ya da şüpheli bir durum yoktu. Endişelerin kaynağı kaptan pilot Zahari'ydi. Zahari resmi raporlarda iyi bir pilot ve uçuş simülatörleriyle oynamayı seven sakin bir aile babası olarak tasvir edilmekte, bu imaj ailesi tarafından da desteklenmekteydi. Buna karşın açıkça göz ardı edilen çok sayıda sorun da vardı. Polis, Zahari'nin hayatında daha derine inmesini gerektiren şeyler keşfetti. Çıkardıkları resmi sonuçlar yetersizdi. Zahari'nin iş yerinde stresle başa çıkma becerisinin iyi olduğu bildirildi. Bilinen bir öfke kontrol sorunu, depresyon ya da kişiler arası probleme sebep olabilecek türde bir rahatsızlık geçmişi yoktu. Gel gelelim Kuala Lumpur'da onu tanıyan ya da hakkında bilgi sahibi olan kişiler gerçeğin bambaşka olduğunu açıkladı. Dediklerine göre Zahari genellikle yalnız ve üzgün bir adamdı. Karısı evi terk etmişti ve zamanının çoğunu boş odalarda volta atarak uçuşlar arasındaki günlerin geçmesini bekleyerek geçiriyordu. Havacılık ve istihbarat topluluklarındaki araştırmacılar arasında depresyonda olduğuna dair güçlü bir şüphe vardı. FBI tarafından Zahari'nin simülatörü üzerinde yapılan adli incelemeler, Zahari'nin MH370'inkine kabaca benzeyen bir uçuş profili denediğini ortaya koydu. Endonezya'nın kuzeyinden geçip güneye doğru uzun bir uçuş ve Hint Okyanusu üzerinde yakıtın tükenmesiyle son bulan bir sefer görüldü. Malezyalı soruşturmacılar bu uçuş profilini simülatörün kaydettiği yüzlerce uçuş profilinden yalnızca biri olarak değerlendirdi. Simülasyon uçuşu üzerinde kapsamlı analizler yapan Victorianello adlı mühendis, Malezyalı soruşturmacıların göz ardı ettiği şeylerin altını çizdi.
Simülatörden çıkarılan kayıtlar arasında MH370'in rotasıyla eşleşen profil, Zahari'nin baştan sona bitirmediği tek profildi. Başka bir deyişle, simülatörde kalkış yapmak ve hedef havalimanına ulaşana kadar uçuşun saatlerce devam etmesine izin vermek yerine, uçuşu manuel olarak birden fazla aşamada ilerletmiş, tekrar tekrar ileri sarmış ve yakıt bitene kadar yakıtı eksiltmişti. Ianello bu sapmadan Zahari'nin sorumlu olduğuna inanıyor. Zahari'nin oyun benzeri bir Microsoft tüketici ürünü üzerinde prova yaparak öğrenebileceği teknik bir şey olmadığı göz önüne alındığında, Ianello simülatör uçuşunun amacının bir tür veda olabileceğinden şüphelendi. MH370'in izleyeceği uçuş profiline atıfta bulunan Ianello, Zahari için sanki bir simülasyon canlandırıyor gibiydi dedi. Bir açıklama notu olmadan Zahari'nin gerekçesini bilmek mümkün değil. Ancak simülatör uçuşu rastgele bir tesadüf olarak kolayca göz ardı edilemezdi. Kapsamlı arama çalışmalarına rağmen uçağın enkazı hiçbir zaman bulunamadı. Ne yolcuların ne de mürettebatın akıbeti hala bilinmiyor. MH370'in kayboluşu tarihteki en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uçağın yeri kasıtlı olarak saklanıyor olabilir mi? Yoksa ortada daha büyük bir sır perdesi mi var? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.